Düğümler. Günlük hayatımızda sürekli bir şeylere düğüm atıyoruz. Ayakkabı bağcıklarından tutun da bir poşete kadar. Tabii ki kanyonlarda, mağaralarda, tırmanışta ve iple erişimde kullandığımız düğümler günlük hayatımızda yaptığımız düğümlerden oldukça farklı. Şimdi düğüm nedir ile düğümler konusuna giriş yapalım ve konuyu inceleyelim. İp ya da perlonun belirli bir düzen içinde yan yana veya üst üste getirilerek sıkıştırılmasına düğüm denir. Peki düğüm attığımızda ipin çekeri neden düşer? İpin çekerinin düşmesinin sebebi ipin kıvrılıp sıkışması sonucu koruyucu vazifesi olan dış mantoya da yük binmesidir. Örnek olarak 8'li düğümü attığımızda ipin çekeri %75-80 arasında olacaktır. İpin üzerinde düğüm yoksa çekeri %100'dür. Ekstrem doğa sporları ile iple erişimde kullanılan düğümler hayati öneme sahiptir. Şimdi söyleyeceğim cümle çok önemli. Herhangi bir düğümün yapılışını bilip nasıl kullanılacağını bilmiyorsak düğümü yapabilmemizin hiçbir anlamı yoktur. Örnek olarak kelebek düğümü yapmayı biliyoruz. Fakat bu düğümün çalışma prensibini bilmiyoruz. Kelebek düğümünün gözünü istasyona bağlayıp uçlarından iniş yapmaya kalkışabiliriz. Çünkü çalışma prensibini bilmiyorsak bizim için her düğümün gözü inişe uygundur. Bu sebeple geri dönüşü olmayan hatalar yapabiliriz. Düğümün yapılışı ile kullanım alanı, bu söylediğim iki temel nokta bir araya geldiği zaman istediğimiz düğümü doğru şekilde kullanmış oluruz. Düğümleri çalışma sistemlerine göre hareketli ve hareketsiz olarak ikiye ayırabiliriz. Hareketli düğümler yarım kazık, prusik. Hareketsiz düğümler sekizli, dokuzlu, kelebek, tam kazık, çift balıkçı, izbarço, camadan, stoper, perlon düğümü, kör düğüm. Diğer yandan her el becerisinde olduğu gibi pratiği yapılmayan şey unutulur. Bu yüzden kendi uyguladığım pratik kazanma yöntemimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Her sabah uyandığımda ip, perlon, prusik ile karabinayı alırım ve tüm bildiğim düğümleri birer kez yaparım. Bu sayede her geçen gün pratiğim gelişir. İlerleyen zamanda göstereceğim ayrıntılı düğüm videoları öncesinde bugün son olarak düğümlerle ilgili yapmamız ve yapmamamız gerekenleri anlatmak istiyorum. Düğümler ile ilgili yapmamız gerekenler düğüm atıldıktan sonra düzeltilmeli ve sıkıştırılmalıdır. Düğümün ip payı en az 10 cm bırakılmalıdır. Düğümü kullanmadan önce son kez düğümün girişi, dönüşü ve çıkışı kontrol edilmelidir. Düğümler kullanıldıktan sonra ip üzerinde bırakılmamalı ve çözülmelidir. Düğümler üzerine yük bindirildiğinde çözülmeyecek kadar sağlam, estetik ve iniş bitirildiğinde rahat çözülebilecek kadar basit olmalıdır. Düğümlerle ilgili yapmamamız gerekenler ise gevşek atılan düğümler yük altında zarar görür ve ipin çekeri olumsuz etkilenir. İp üzerinde uzun süre düğüm kalması kalıcı hasara neden olur. Düğümü ise kesinlikle yanlış atmamalıyız. İlk kuvvetli açılabilir veya kör düğüm olabilir. Her düğüm yaptığınızda bu maddeleri aklınızdan geçirmenizi tavsiye ederim. İpinizin ömrünü uzatmak ve daha da önemlisi kendi ömrünüzü uzatmak için. Çünkü en küçük hata hayatınızı kaybetmenize neden olabilir. Unutmayın, bu kontrolleri yaparak en fazla 10 saniye kaybedersiniz. Gelecek maceralarda görüşmek üzere.